Sevgili vatandaşlarım, son günlerin siyasi ve askeri aktüel olayları hakkında sizlere hitap etmek istedim. Sayın Başbakan, her zaman gündüz gece demeden kamuoyuna gerekli açıklamaları yaptılar. Bu açıklamalar daima güzel ve günün şartları içinde daima tatmin edici olmuştur. Keza diğer sorumlu hükümet üyeleri, parti liderleri, basınımız, radyo ve televizyonlarımız yurdun her tarafına, bütün vatandaşlara son günlerde hayati şekilde angaje olduğumuz dava üzerinde bol bol haber ve kafi yorum ulaştırmışlardır. Türkiye'de artık açık bir rejim bulunduğunda dünyada hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. Haber almaktan yana bir sıkıntımız olmadığı muhakkaktır. Ancak şurası kabul edilmelidir ki Kıbrıs adasına anlaşmalardan doğan hak ile barış tesisine giden Türk askerinin önüne çıkacak düşman açık ve seçik olarak belli olmamış, Türk askeri müdahalesi tarihin hiçbir devrinde eşine rastlanmamış, çok yönlü, meçhul ve özel şartlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu itibarla bazı yabancı ajans ve radyoların haberleri farklı olmuşsa bu savaşın özelliğinde aranmalıdır. Bu durum karşısında benim sizlere özet olarak ifade edeceğim sadece birkaç nokta kalmaktadır. Şimdi onları belirtmek istiyorum. Aziz vatandaşlarım, bir milletin barıştan savaşa geçmesi bir gün meselesi, bir ay meselesi, kısa bir zaman içinde demek istiyorum, alınabilecek bir karar ve olay olamaz. Öyle olursa başarılı olamaz. Millet davasında haklı olduğuna inanmalıdır. Türk milleti Kıbrıs davasında haklı olduğuna 7'den 70'e kadar tümüyle inanmış bulunuyordu. Barıştan savaşa geçmek için yalnızca haklı olmak da başarı sağlamaya yeterli değildir. Kavi olmak lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli iradeye dayalı hükümetiyle memleket ve vazife sever olmakta emsalsiz askeriyle tarihten gelen manevi değerlerini korumakta olduğunun delillerini veren milletiyle kavi olduğunu ispat etmiştir. Barıştan savaşa geçmek için haklı olmak, kavi olmak dedim. Bunlar da başarı sağlamaya belki kafi gelmeyebilir. Başarıyı sağlamakta iç ve dış alemdeki kamuoyunun davayı desteklemesidir ki asıl her türlü engeli yıkarak kaviyi hedefine ulaştırmakta son ve kati etkiyi teşkil eder. İşte Kıbrıs ihtilafında bütün bu unsurlar Türkiye lehinde toplanmıştı. Türkiye davasında haklı, kavi ve kendi milletiyle dünya kamuoyunun onayını kazanmış bir durumda bulunuyordu. Kaldı ki Cumhuriyet Hükümeti'nin Kıbrıs'ta askeri müdahalesi savaş için değil, Kıbrıs'a bozulmuş anayasa düzenini geri getirmek için bir barış müdahalesiydi. Ve bu müdahale uluslararası anlaşmalardan doğan bir hak ve vazife duygusundan kuvvet alıyordu. Cumhuriyet Hükümeti senelerden beri kankren olmuş Kıbrıs yarasına tam zamanında gerekli neşteri vurmak zaruretini duymuş ve bu neşteri siyasi alanda, askeri alanda başarıyla kullanmıştır. Kıbrıs yarası senelerden beri yalnız Kıbrıs'ta yaşayan cemaatlerin değil, Orta Doğu'nun ve dünyanın güvenlik ve huzurunu bozan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde şahit olduğumuz
feci sahneler için en müsait bir ortam haline girmiş bulunuyordu. Bu dava ile ilgisi olan devletler ve dünya üzerinde etkisi inkar olunmayan diğer devletler, bu buhranın dünyamızda yeni büyük bir yangını tutuşturmasına şükrana şayandır ki, Türkiye ile birlikte müttefiken engel olabilmişlerdir. Ve bütün beşeriyet büyük bir felaketin eşiğinden geri dönebilmiştir. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında 30 Temmuz 1974 tarihinde Cenevre'de imzalanan anlaşma sonunda şimdi serin kanlı bir muhakeme ile bölgede güvenlik ve huzurun sağlanması için yeni baştan düşünmek için insanlık gerekli zamanı kazanmış bulunuyor. Kıbrıs bunalımı Türkiye'nin barışçı bir ülke olduğu halde gerektiğinde hak ve vecibelerini korumada nasıl kararlı bir devlet olduğunu dünyaya gösterdiği kadar bize de dünya devletlerinin bu gibi haller karşısında ne yolda bir tutum içine gireceklerini göstermesi bakımından dikkate şayan bir sınav olmuştur. Sevgili vatandaşlarım, Kıbrıs'ta ateşkes anlaşması dünyayı bir felaketten koruduğu gibi son olaylar Türk milletini başta siyasi partiler olmak üzere bütün kamu ve özel kuruluşların bu hayati davada keletlenerek Kurtuluş Savaşı sonunda Cumhuriyet idaresine geçtiği yıllarda olduğu gibi milli davalarda bütünleşmek, maziden gelen manevi değerlerinin kudretini dünyaya göstermek imkanını vermesi bakımından bizim için çok yararlı olmuştur. Kurtuluş Savaşı sonunda ve Cumhuriyet idaresine geçtiğimiz günlerde meyus ve perişan olduğumuz, her türlü ümidimizi kaybettiğimiz günlerin arkada kaldığı sıralarda Atatürk bizde "Ne mutlu Türk'üm" diyene ruhunu yaratmıştı. O tarihlerde bu söze ruhumuzun derinliklerinden gelen bir imanla inanmıştık. Bu söz damarlarımıza kadar işlemişti. Atatürk milletin zekasına, çalışkanlığına ve kabiliyetine olan inancını vatandaşlarının kalbine, gönlüne bütün sıcaklığı ve samimiyetiyle aşılamaya muvaffak olmuştu. Bütün mevcudiyetimizle, kendimizle övünüyor, kendimize güveniyorduk ve çalışmaya azimli bulunuyorduk. Şimdi 10 gün zarfında geçirdiğimiz son sınav ile kusurlarımızı, noksanlarımızı tertepsiz ile büyütmeden, gözlerimizi, göğnümüzü karartmadan vazgeçerek devlet olarak sahip olduğumuz gücün değerini takdir etmeye yönelmemiz lazımdır. Kusurlarımızı, noksanlarımızı ortaya koyarak, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak için lazım gelen madde ve ruha sahip olduğunu, dünyanın buna şahit olduğunu görerek nefsimize güvenimizi tazelememiz lazımdır. Kıbrıs davasında hükümete tam yetki vermek hususunda milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gösterdiği birlik ve beraberlik, karşısında bulunduğumuz buhranın çözümünde icra organına en büyük kuvvet olmuştur. Hükümetimizin milli iradeden aldığı kuvvetle verdiği müdahale kararını ve bu kararı başarıyla uygulayan emsalsiz Türk askerini ve bu kararları diplomasi alanında başarıyla dünyaya kabul ettiren siyasilerimizi takdirle selamlıyorum. Senelerden beri acısı Türk toplumunun vicdanında dinmeyen bir yara gibi kanayan bu davada vatan uğrunda toprağa verdiğimiz, denizlerde bıraktığımız aziz şehitlerimizi
rahmetle ve şükranla anıyorum. Onlar Türk tarihinde vatanı için hayatlarını feda etmiş sayısız emsali gibi Türk milletinin kalbinde ebediyen yaşayacak ve aileleri yine milletimizin engin sevgi ve şefkatiyle kucaklanacaktır. Sizleri devletimizin istikbaline tazelenmiş bir güvenle bakarak sükunetle işlerinize, güçlerinize dönmeye davet ediyor, sevgiler sunuyorum.